Herkese selamlar arkadaşlar. Diablo 4'te Lilith ile yüzleşmemizden sonra merakla beklenen Vessel of Hatred genişleme paketinin hikayesiyle karşınızdayım. Vessel kelimesinin çevirisi hakkında çevremde pek çok konuşma geçti. Gemi, kap, damar gibi. Ancak ben şahsım olarak bu videoda nefretin bedeni çevirisini kullanmayı tercih edeceğim. Şimdiden anlaşalım. Adından da anlaşılacağı gibi nefret teması ile birebir karşı karşıya kaldığımız bir genişleme paketi bizleri karşıladı. Çok uzun bir hikaye örgüsü olmamasına karşılık büyük olayların başlangıcını gösteren olaylarla karşılaştık. Hadi nefretin hangi yolu takip ettiğini birlikte görelim. Öncelikle ışığın kilisesinin aldığı darbeden sonra ne hale geldiğini konuşmamız lazım. Çünkü bir sonraki paketlerde bu durum tekrar karşımıza çıkacak gibi. Şöyle ki, Işığın Kilisesi Inarius önderliğinde cehenneme savaş açmış ve orduları bizzat cehennem topraklarına saldırmıştı. Lilith'i durdurma ve Inarius'a kendini göstermeye çalışan kilise müritleri beklediği zaferle karşılaşmamış, aksine büyük bir hezimetle yüzleşmişti. Inarius ve Lilith ölmüştü. Yani bir gün bir yerden tekrar doğacaklar tabi ama bu insanlar için artık yoklardı. Ve kilise mensupları hiç ummadıkları yaralarla evlerine döndüler. En azından bir kısmı. Eve sağ salim dönebilen bu müritler, Inarius'tan ve sanki bizzat ışığın kendisinden intikam almaya kararlı gibi görünüyorlar. Ancak önce yapılması gereken, alınması gereken bir intikam var. Işığın kilisesinin cehennemde bozguna uğramasına neden olduğunu düşündükleri Nairel. Bu arkadaşlar bir an önce Nairel'i bulup cezalandırma gayesi içindeler. Ve önlerine kim çıkarsa aynı kaderi paylaşacakları belli gibi. Burada Revered Mother Prava'yı da görüyoruz. Anlaşılan o ki, ışığın kilisesi içinde eski yetkinliğini, eski etkisini kaybetmiş. Asıl önemlisi, cehennem ateşinden, nefretin yozlaşmasından nasibini alan ışığın kilisesi müritleri bedenleri yanmış bir şekilde daha da bağnaz hale geldiler. Ve başlarında Uruvar denilen bir tiran var. Bu adam pek konuşarak anlaşabileceğiniz bir kişi değildir. Çok geçmeden de bunu gösterecektir. Sonrasında Nairel'i aramak için yola düşüyoruz. Aklımıza ilk gelen yer Lorat'ın kulübesi. Ancak tabii ki de Nairel burada değil. Onun yerine Naval isimli birisi karşılıyor burada. Ve ağır şekilde yaralı halde. Az önce bahsettiğim konu burada aydınlığa kavuşuyor. Prava, Uruvar'ın kiliseyi ele geçirmiş olmasından memnun değil. Bu nedenle tam olmasa da ufaktan saf değiştiriyor. Naval'dan da öğreniyoruz ki Nairel'i bulabilmemiz için Geakul'a gidip Rairair isimli abiyi bulmamız gerekiyor. Evet, Nairel Geakul'dan geçmişti ancak burada çok kalmamıştı. Buradan bir kayıkla güneye doğru açıldığını öğreniyoruz. Ancak burada çok kalmamasına rağmen nefretin yozlaştırmasının etkisi hemen kendisini göstermeye başlamış durumda. Rairair bize yardım etmeye niyetli ancak önce bizim ona yardım etmemiz gerekiyor ki Geakul'u zaten yozlaşma ile baş başa bırakamayız. Önce Geakul'u bu durumdan kurtarıyoruz. Ancak kökünü kurutmadıkça bu iş bitmeyecek. Kaynağı takip etmeye devam ettikçe güneye doğru yol aldığımızı fark ediyoruz. Bu noktada Rairel kızının güvenliğinden emin olmak için Geakul'a dönüyor. Ancak belli ki bu yolculuğu tek başımıza yapmamışız. Nairel'i bütün Sanctuary arıyor. E tabi Uruvar da buna dahil. Bizi takip etmekle kalmamış, bizim kötü tarafta olduğumuza çoktan kanaat getirmiş bile. Rairair'in bir kolunu kesmiş ve etkisiz hale getirmiş. Bizi de dinlemeye pek niyeti yok derken, dikkatimizin dağıldığı, gardımızı indirdiğimiz bir anda bize arkadan kılıcı saplıyor ve Mephisto'nun nefretiyle dolu nehre öldüğümüzden emin bir şekilde atıyor. Bu noktada Ero isimli bir Nahantu sakini hayatımızı kurtarıyor. Burada küçük bir parantez açmanın faydası var. Şu an bize Nahantu diye aktarılan bölgeyi eskiden bizler Toraja olarak bilmekteydik. Bölge sakinleri buraya Nahantu derken bölgenin dışında yaşayanlar ise Toraja olarak bilmektedirler şeklinde açıklanmıştır. Kazra olarak bildiğimiz meşhur keçi adamlar, Nazibo ismiyle Heroes of the Storm kahramanlarının mensubu olduğu Umbaru klanı bu bölgenin yerel sakinleridir. Diablo 2 oyuncularının anılarını depreştirecek olan Nahantu bölgesine bu şekilde giriş yapmış oluyoruz. Bu arada Rairair'in de sağ kurtulduğunu öğreniyoruz. Ancak kendisinin sağ kolu için aynı şeyi diyemeyiz. Bizi oyunun mekaniği olarak sığınağımız olan Den isimli yere götürüyor. Buradan sonra da yolumuz Kurast Dox'a düşüyor.
Her ne kadar Diablo 2 Act 3'teki Aztek tapınağını tam göremesek de güzel geçmiş anıların duygusallığını hissediyoruz. Nyrell burayı da yozlaştırmaya başlamış. Daha doğrusu Nyrell'in taşıdığı Mephisto'nun ruh taşı. Buradan da bizzat Akarat'ın yönlendirmesiyle Trevinkle Tapınağı'nın Mephisto'nun Sanctuary'deki en bilinen eski yerleşkesinin derinlerine doğru maceraya atılıyoruz. Burada önemli olan şey ise Akarat olgusunu bizzat tecrübe etmeye başlamış olmamız. Yani şu ana kadar yalnızca öğretilerini ve geriye bıraktığı dini, ışığı biliyorduk. Kendisini ne görmüştük ne de gören birilerini görmüştük. Bu şekilde Akarat'ın var olan bir olgu olduğunu anlamış olduk ki çok geçmeden de kendisiyle de tanışıyoruz. Üç gözlü bir aslan olarak tüm heybetiyle karşımıza çıkıyor. Mephisto'ya karşı verilen mücadelede bizlere yardımcı olacak. Bu tanışmanın ardından eski dostumuz Ormus ile konuşup, bu arada Ormus artık sadece pot satmıyor, bütün bir yöre halkını yöneten iradenin başı durumunda, Nyrell'i Mephisto'nun gazabından kurtaracak olan Abulan isimli bir kadim ruhun nasıl bulunacağını öğreniyoruz ve yola çıkıyoruz. Abulan'ı bulmak için ruhlar alemine geçiyoruz. Burada kendisinin Mephisto'nun yozlaşmasından uzak olduğunu sanıyorduk. Ancak yanıldığımızı kendisiyle tanışınca anlıyoruz. Nyrell'i kurtarabilmek için kalbini sökmemiz gerekiyor. Çünkü artık kendisini bu yozlaşmadan kurtaramayız. Bu noktada Nahantu'ya geldiğimizden beri bize yardımcı olan Eru'nun ışığa olan bağlılığı, bize olan güveni ilk çatlağını vermeye başlıyor. Bölge halkı ve kendisi için çok önemli bir yere sahip olan kadim bir ruhun bu hale gelmesi ve onu bu şekilde görmek hiç kolay olmuyor. Abulan'ın kalbini Nyrell'e getiriyoruz ve kendisine yediriyoruz. Oh, afiyetle. Bu, Nyrell'in Mephisto'nun yozlaşmasından kurtulmasını sağlıyor. Ancak yeterli değil. Ruh taşı hala bizim himayemizde. Ondan kurtulmak ve güvenli bir yere bırakmak zorundayız. Burası da Akarat'ın mezarı olacak elbette. Ancak bir sorun var. Mezar nerede ve nasıl erişebiliyoruz bilmiyoruz. Ve ışığın yozlaşmış kilisesinin lideri Urivar sorunu büyütmekte. Urivar'ı denklemden çıkarmamız lazım. Ancak Nyrell giderek güçten düşmekte. Biz Urivar sorunuyla ilgilenirken Eru'nun kadim dostu, yoldaşı, biriciği Maka, Nyrell ile ilgileneceğini söylüyor ve onu Maka'ya bırakıp biz işimize koyuluyoruz. Bir dini inancın ne kadar yozlaşabileceğinin beden bulmuş hali olan Urivar ile yüzleşiyoruz ve kendisinin tiranlığına son veriyoruz. Bu da ileride Prava'nın tekrar yükseleceği anlamına geliyor. Geri döndüğümüzde ise karşılaştığımız manzara hiç hoş değil. Nyrell, içinde yanıp tutuşan ve sürekli aklıyla oynayan Mephisto'ya bir anlık yenik düşmüş ve Maka'yı tıpkı beraber yola çıktığı kayıkçıya yaptığı gibi öldürmüştür. Bu durum, Eru'da başlayan ışığa karşı inancın kaybolmasına ve deliliğe giden yolun tamamen açılmasına sebep olmuştur. Fedakarlıklar yapıldı. Kayıplar verildi. İstenmeyen savaşlar oldu. Ancak görev devam ediyor. Nyrell'i bir an önce Akarat'ın mezarına götürmeli ve Mephisto'nun ruh taşını güvenli bir yere bırakmalıyız. Nahantu halkının eski hacılarının takip ettiği yolu izleyip mezara giden gizli patikayı buluyoruz. Bu süreçte de Akarat sürekli bizimle ve yol gösterici durumunda. Nihayet mezara giriyoruz. Burada söylemem gerekir ki Blizzard sanat ekibi yine harikalar yaratmış. Akarat'ın mezarı, ışığın sığınağı çok güzel tasarlanmış ve çok çarpıcı göndermeler var. Mezara giriyoruz ve üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen Akarat'ın zerre çürümemiş, ışığın kendi tarafından korunmuş cansız bedeniyle karşılaşıyoruz. Işığın kudreti altında Nyrell, Mephisto'nun ruh taşını Akarat'ın bedeni üzerine bırakıyor ve kendisini yozlaşmadan kurtarıyor. Tam Mephisto'nun yozlaşmasından kurtulduk derken, insanoğlunun kederi ve üzüntüsünün nelere kadir olduğu ile yüzleşiyoruz. Abulan'ın kaybı ve Maka'nın ölümüyle tam olarak deliliğin eşiğini geçen Eru'nun ihaneti boy gösteriyor. Eru yaptığı bir büyüyle Mephisto'ya kapı açıyor. Avatarı olan kurt bu kapıdan içeri giriyor. Nephilim olarak Mephisto'nun kurt formu avatarı ile dövüşüyoruz. Ancak Mephisto'nun kudretine henüz gücümüz yetmiyor. Akarat'ın yardımı gecikmiyor. Ancak bu uğurda kendisini feda etmek zorunda kalıyor.
Bu sırada Eru, Mephisto'nun ruh taşını ve Akarat'ın kutsal bedenini alıp kaçıyor. Bizi kurtarmak için kendini feda eden Akarat tam anlamıyla ölmüş oluyor. İleride tekrar karşılaşır mıyız? Cennet bir müdahalede bulunur mu bilinmez ama yeni kavuşmuş olduğumuz Akarat ile vedalaşmamız da çok çabuk oluyor. Temelde hikaye bu şekilde son buluyor. Eru yaptıklarının bedelini ödüyor. Prava ise Yürüver'in yokluğundan açılan ışığın kilisesi için liderliğe soyunacak gibi. Nairel ve biz, bir bakıma Horadrim, Mephisto'yu durdurabilmek adına çalışmalara başlamak için Horadrim'in sığınağına gidiyoruz. Hikaye bu şekilde devam edecek. Bunun için yeni eklenti paketini bekleyeceğiz. Asıl eklenti paketine ismini veren hadise gerçekleşiyor. Mephisto aradığı güçlü ve kutsal olgularla donanmış bedenine kavuşuyor. Mephisto'nun ruh taşı yozlaşması ile Akarat'ın bedenini ele geçiriyor. Asıl tehdit şimdi başlıyor. Mephisto artık bir bedene sahip ve Sanctuary'de dolanıyor. Nephilim olarak kendisiyle yüzleşmemiz kesin. Ama nasıl? Böylelikle bir Diablo lore videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir lore videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.